Sizin tuvaletini alıyor. Dur ben ondan. Oturduğumuz gidelim. Evlerin yeri bura diyeceğim. Yani. Ama böyle bir karda ayağsa bu köy çoğu gider ya. He koçar koçar. Yıkarlı mı ağzını? Ne? Şahide yapıp da çekeyim mi? Bir gidelim dedik. Sen ne yaptın da ya? Sen de ne yaptın? İstemeyiz. Bizim odamda kar var mı? Koyalım ama. Karlar eridi gayrı maşallah. Ya biz de oyuna bir yana gidip de şehre gitmedikten kılım. Para boştan göreceğim. Şu burada. Bu yap kaç sene daha dayanır. Göçmek üzere yani. Arhadan su almış, önünden su almış. 57'de yapmış. Artık evlerimize dayanılmıyor yani. Göçmek üzere. Güzel şekilde. Zengini çek, zengini. Gel şuna gel, sen de röportajı. Köylerimizi, biz öldükten sonra mı bizim yalnız şeyimizi, sesimizi duyacaklar. Şimdi kimse yok. Aha işte böyle dağların içinde kaldık, heylan altında kaldık. Köylerimiz hep tamam, evlerimiz burada evler var ama aha hep çürük. Sağlam evlere taşındık. Sağlam evlerinde hiçbir hali yok. Onlar da zaten yıkılıyor. Yetkililer geldi, sağlam yani iyi dediler. Evleriniz iyi dediler. Evlerimiz de hiç de iyi değil. Köyümüzün ne gibi sorunlar var? Köylümüzün evleri hep yıkılıyor. En sağlam yer nerede bulursak oraya oturuyor. Bu da son şansımız. Başka gidecek, gelecek yerimizde yok. Evler hep yıkılıyor. Artık zemine dayanmıyor evler. Tarihi ev olunca 60 yıllık ev olmuş. Coğrafi bölgesinde üstten bir maden ocağı açtır. Bütün maden ocaklarının bütün taşlar da şeyler de kış olduğundan, yağmur olduğundan bazen evlerimiz üstüne de geliyor. Bunu yetkililere de söyledik ama onlar o anda yıkıldığında gelip görmüyorlar. Toplam burada 15 hane kaldı. Diğerleri hep göç ettiğinden en kalanlar da garibanlar kaldı. İran'ın durumu iyi olanlar hep göçtü bu köyde. Bunlar kapandığında servis gelmiyor zaten taşımalı olduğundan dolayı. Ama çoklar bu ev yıkıntıları arasından geçtiğinden biz korkuyoruz yani. Evlerin çoklar üstüne göçecek mi diye ondan korkuyoruz. Bir de kar yağmur olduğunda biz sabahın olmasını istiyoruz yani. Bir önce evimiz göçecek mi gelecek mi diye sağlıklı olmadığından dolayı onu bekliyoruz. İmam bile beğenip de bu köye gelmedi. Ölümüz olsa yapamayız. İmam kadrolu olduğu halde burada kadrosu burada gözüküyor. Bu çokların hepsi Kur'an öğreneceği halde gelmedi imam. İki senedir imamımız da yok. Evet, biz yardım istiyoruz. Evet, can tehlikesine yaşıyoruz. Akşamdan yattık mı sabah çıkacağımızı Allah bilir. Biz evlerimiz göçecek diye korkuyla yaşıyoruz. Dört tane çocuğum var. Benim dört tane çocuğum var. Allah yolu nedir bilmiyor. Ne hocamız var, ne bir şeyimiz var, imamımız var. Biz yetkililerden, yüksek yetkililerden yardım istiyoruz. Biz İç Anadolu bölgenin göbeğinde oturuyoruz ama iki dağın arasında kaldık. Unutulmuş bir köyde yaşıyoruz şu anda. Evlerimizin oturulacak bir hali kalmadı. Üstümüze yıkılacak diye korkuyoruz. Benim 3 tane çocuğum var ve 3 tane çocuğumun geleceği hiç yani yok şu anda. Evet, yıkıntılar oluyor. Evlerimiz yıkıldı ve taşlar yuvarlanıyor köyümüze. Biz İç Anadolu bölgesinin göbeğinde olduğumuz halde unutulduk, iki dağ arasında kaldık biz. Hayır, olacak. Çek yiyelim, çek yiyelim. Vallahi lan bunların anlarına arkadaş. Köydeki evlerin durumu yıkılıyor. Kimisi o evden o eve göçüyorlar. Şimdi son şey burada oturum şey iyi. Yalnız ilgilenen yok burayla. Bir tek adam bize bir yardımcı olup da fakirlere bir ev yapım şeye olsa çok güzel olur. Geçen sene geldiler, yuvarlandı. Ama şey bize aramıza düşüp de şeyden yok. Geldiler yine buraya afet bölgesinden. Gösterdiler filmini, fotoğrafını çektiler. Kimisi sağlam, o gidiş bu gidiş ilgilenen yok. Biz unutulmuş. Şimdi biz derdimizi kim anlatacağız? Devlet Suriyelilere bakıyor, bize de mi bakasın, ne yapacak bilmiyorum. Biz derdimizi anlatacak adam yok burada.